Merhaba sevgili anne babalar. Tekrar bir araya geldik. Bugün merhaba hepinize. Hoş geldiniz. Bugün oyunlarla öğrenme için bir aradayız. Bu ikinci kez bir araya gelişimimiz. Evet, hepinize merhaba diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 16 Mart'ta başlayan evde eğitim süreci bugün 6 Nisan itibariyle 20 gün kadar oldu. 20 gündür evde öğrenme süreci devam ediyor çocuklarımızın. Bir haftalık kısa bir aradan sonra eğitimleri başladı. Eğitimlerine devam ediyorsunuz. İnşallah bu süreci de iyi bir şekilde tamamlayacağız diye düşünüyorum. Umutluyuz çocuklarımızla gelecek için hep birlikte bu süreci de başarıyla atlatacağız inşallah. Evet, geçen umarım bu 20 gün hepiniz için iyi geçmiştir. Sorularınız var. Sorularınızı önce yanıtlayarak başlamak isterim. Birinci soru, geçen haftadan olan sorular. Bunları yanıtlayıp 4 tane sorum var. 4. soru oyunlarla ilgili, çocuklarımızla ilgili ne tür oyunlar oynayabiliriz diye sormuşsunuz. Onunla ilgili de söylemek istediklerimi söyleyeceğim. Ve sizlerin şu anda sorularınızı da takip edeceğim. Sorularınıza da sonunda tekrar yanıt vermeye çalışacağım. Evet, birinci soru, öğrenme köşesiyle ne anlatmak istediğimi biraz da açıklamamı istemişti dinleyicilerimizden sevgili anne babalar. Evde eğitim süreci, şu anda engelsiz yaşamın öğretmenleri, yani öğrencilerimizin öğretmenleri sizlere evde takip edebilmeniz için, izlemeniz için, evde geçen sürede verimli geçmesi adına, okuldan uzak kalmamaları, öğrenmelerinden uzak kalmamaları adına bir takım ödevler veriyorlar, etkinlikler yapıyor öğretmenler, sizinle irtibat halindeler. Ve bu arada da Milli Eğitim'in de zaten EBA üzerinden bir takım etkinlikleri var, etkileşimli öğrenme etkinlikleri var. Bunları takip edebilirsiniz. MEB'in önerdiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve yine öğretmenlerin önerdikleri var. Bu süreçte özellikle MEB'in öğrenme etkinlikleri adına önerdikleri etkinlikler, dersler, işte okulda başladıkları, yani bu tatil olmadan önce başladıklarını evde de sürdürebilmeniz adına bir öğrenme köşesi oluşturun istedim. Bu neye katkı sağlayacak? Bu bir masa olabilir, bir yer minderi olabilir dedim. Burada çocuğunuz özellikle bu tür ödevler için, bu tür etkinlikler için bir araya gelin. Bunu sınıf, evdeki diğer abiler, ablalar da kullanabilirler. Eğer onların bu tür bir öğrenme merkezi varsa. Amacı önemli bu masanın. Bu evde eğitim süresince orası öğrenme köşesi olarak sizin çocuğunuzla birlikte ilgilendiğiniz materyallerin olduğu ve bu tür dersleri, etkinlikleri yapacağınız bir köşe olması açısından önemli. Çünkü evet, okul yok ama evde eğitim ısrarla vurgulanan, en azından bu süreç için çocuklarımıza açıklayacağımız, okul yok ama evde eğitime de devam edebiliriz diye böyle bir mekanı anlamlandırmak, isimlendirmek, çocuklara okula başladıkları zamanda evde eğitimin devam ettiği ve buradaki öğrenmelerini, evdeki öğrenmeleri okula da aktarabilecekleri konusunda onlara bir mesaj verecektir. Tabii öğrenme köşesi bu dedim ama bunun dışında pek çok rutinlerimiz var dedik zaten. Gün içinde işte sabah kalkmaktan başlayan kahvaltı saatlerinde. Bunlar için, bunların hepsi bir öğrenme merkezi aslında, öğrenme ortamı. Öğrenme fırsatları var bunların içinde. Yani hazırlayacağımız bu mekanın derslerle ilgili etkinlikler olanın dışında da çocuklarımız aslında gün içinde pek çok etkinlikte, yemek yerken, yemek saatinde, oyun oynarken öğreniyorlar zaten. Ama onlar için bir zaten yere gerek yok. Doğası gereği zaten ve sık tekrarlanan etkinliklerimiz olduğu için bu rutinlerimiz. İşte her sabah kahvaltımız var. Akşam uykuya gitme rutinimiz var. Yemek rutinlerimiz var. Temizlik rutinlerimiz var gibi. Bunlar tekrarlı olduğu için bıkkınlık da oluşturmayacak çocuklarımızda. Kendiliğinden tekrar ediyorlar ve biz onları, burada bize düşen görev anne ve babalara bu süreçte bu rutinlerde onları
daha iyi izlememiz, rehberlik etmemiz ve öğrenmeleri için fırsatlar oluşturup bu fırsatları kullanmalarına yardımcı olmamız önemli bir süreç diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında ikinci soru, çocuğumda sürekli utangaçlık var diyen bir velimiz olmuş. Tabii utangaçlıkla şunu daha çok anlıyorum. Yaşı konusunda bir bilgim olmadığı için sorularınıza yanıt verirken tabii çok kısa sorular, kimden, nasıl geldi, hangi öğrencimiz için, bireysel farklılıklarımız çok önemli biliyorsunuz ama yine de soruları yanıtlamaya çalışacağım. Umarım sizlere yardımcı olacaktır. Mizaç, yani çekingenlik, ben çekiniklik diye bunu daha çok anladım. Şöyle, yani utangaç, çekinik, biliyor, bildikleri var, yapabildikleri var fakat bunları sergilemiyor. Bunu anlıyorum özellikle bu söylediğinizden, velimizin sorusundan. Evet, genetik ama öğrenmeleri tabii ki mümkün çocukların. Özellikle küçük yaşta, çocukların yaşları küçüldükçe bunlara karşı yapamamaları, yani çekinik davranmaları, utangaç davranmalarına belki daha toleranslı olabiliriz tabii ki. Çünkü öğrenmeye yeni başlıyorlar. Tanıdıkça insanları ve güven oluştukça bu çekiniklik davranışlarında azaldığını görüyoruz. Mesela arkadaşlarına karşı çocukları gördükleri zaman daha kolay belki yaklaşabiliyorlar ve oynayabiliyorlar. Ama yetişkinlere karşı bu güvensizliği veya işte yaklaşmamayı daha fazla görebiliyoruz. Görebiliriz diye düşünüyorum. Bir kısmı da sorularımı telefondan alacağım. Çekiniklik, evet demiştim. Tabii peki güven nasıl sağlayacak? Kendine, kişilere güvendiği kadar çocukların kendilerine de güven sağlamaları lazım. Girişimci olabilmeleri için, kendilerini ifade edebilmeleri için. Tabii bunu yaparken de daha çok küçük yaşlardan itibaren, mesela şu andaki rutinimiz içinde onlara sorumluluklar vermek, bunları yerine getirdiklerini takip etmek, izlemek ve yerine getirdikleri zaman da onaylamak, başarılarını takdir etmek, açıklamak, yaptıkları şeyden mutlu olduğumuzu, yaptıkları işin mutlu bir şey olduğunu, gerekli bir şey olduğunu ve başarıyı tatmalarını sağlamak çok önemli. Başarıyı tattıkları zaman çocuklar daha girişimci olacaklardır. Başarmak önemli. Başardıklarını hissettirmek onlara önemli. Olumsuz da olsa deneyimleri konusunda cesaretlendirmek lazım. Bir dahaki sefer tekrar yapabileceksin, bir daha deneyebilirsin deyip çocuklara bu girişimciliklerini desteklersek öğreneceklerdir diye düşünüyorum. Belki bu bakış açısıyla tekrar çocuğunuzun davranışlarını gözden geçirip ona bu şekilde bir yeniden tepkilerinizi belki gözden geçirebilirsiniz. Yaptıkları sorumluluklar eğer azsa, başarmaları için onlara sorumluluklar vermek bu dönemde, izlemek, yapınca da onaylamak, takdir etmek daha fazla yapmalarını sağlayacaktır. Hepimiz için, bütün çocuklar için bu böyle, bunu unutmayalım. Başarmak lazım, başardıklarını bilmek ve takip edilmeleri de önemli. Evet, bunun dışındaki sorularımızda yine daha yaşça büyük, 13 yaşındaki bir otizmli öğrencinin ebeveyninin yazdığı bir soru var. Günlük rutini bozuldu diyor. Bundan bahsetmiştik zaten. Rutin bozulduğu için keyifsiz, kaygılı, bağırdığını söylüyor aile. Bunu bu aradaki gelen mesajlarda da benzer şeyleri gördüm. Evet, rutinin bozulması hepimizi zaten kaygılandırdı. Bundan bahsettik. Bu anlamda çocukların rutin için bir pano hazırlayalım demiştim. Bir günlük program hazırlayalım demiştim. Buna tablo diyebiliriz, günlük program diyebiliriz. Rutinlerin nasıl başladığı, bu yeni rutinin, değişen rutine uyum sağlamak açısından bir yardımcı olacaktır. Görsel bir materyal. Nasıl başlayacak, gün nasıl devam edecek, neler olacak, bir sonraki etkinlik nedir günümüz içinde? Böyle bir rutinin, böyle bir günlük programın çocuklar için bu bilinmeyen veya beklenmeyen değişen rutinlere alışmak konusunda sizler için yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki çocuklara da aynı şekilde yardımcı olacak. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Evet, bir rutine uygulayabilirsiniz. Görsel hale getirebilirsiniz. Ama bu, evet, kaygıları vardır.
bunu farklı şekilde ifade ediyor olabilirler. Duygularını siz anlamaya çalışın. Bu süreç arkadaşlarını arayabilirler, bağırıyor olabilirler. Bunlar da rutinin değişti, okula gitmediklerini açıklayın demiştim. Bunu bir sosyal öyküyle yapabilirsiniz demiştik. Bunun dışında da çocuklar için duygularını açıklamak, duygularını ifade etmek önemli gerçekten. İşte sıkıldıkları, arkadaşlarını özledikleri, onların yerine siz duygularını ifade edin, dile getirin. Ve bunun içinde hatta bu rutinlerin içine günlük veya haftalık öğretmeniyle telefonlaşma, arkadaşlarıyla telefonlaşma. Şimdi internetteyiz. Özellikle bu dönemde sanal medyayı çok kullanıyoruz. Onlarla işte görüntülü görüşmeler, ailelerle, aile büyükleriyle görüşmeler, merhaba demek gibi, hatır sormak, ne yaptıklarıyla ilgili konuşmak. Şu anda milyonlarca çocuk evde. Bu süreci belki en iyi değerlendirmede başkalarının da ne yaptığı, onlar gibi evde kaldıkları, neler yaptıkları, ne tür oyunlar oynadıkları gibi birbirleriyle iletişimi sağlayıcı bir iletişim saati, bir iletişim rutini de günün belli bir saatinde, mümkünse belki her gün veya iki günde bir belli arkadaşlarıyla görüşmeleri için böyle bir fırsat oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, onları rahatlatmak için oyunlar önereceğiz şimdi. Sakin, hareketli olmaya da ihtiyaçları var. Oyunlar her gelişim alanına hem keyif veren etkinlikler, hem duygularımıza destek olan etkinlikler, rahatladığımız etkinlikler, mutlu olduğumuz etkinlikler. Biz de bir aradaysak, çocuklarımızla da bir arada bu oyunlara girebiliyorsak çok daha keyifli ortamlar oluşturabiliriz onlar için. Bu arada ailelerden, sizlerden, sevgili anne babalardan çocukları yaptıkları etkinliklerle ilgili örnekler atıyorsunuz. Yaptıklarınızdan bahsediyorsunuz. Bunlar da çok hoşuma gitti gerçekten. Sizler yapıyorsunuz. Belki şunu söylemek lazım. Siz çocuklarınızla birlikte zor zamanları zaten atlattınız. Bu zor süreçlerde aile bireyleri, eşler bir aradaydınız. Belki yakın aile bireyleri sizlerle bir aradaydı. Ama bu beklenmeyen ani bir dönem olması açısından, evet, yeni bir başlangıç, yeni bir zorluk belki de. Ama bu süreçte de eminim ki çünkü iyi şeyler öğretiyorsunuz. Çocuklarınıza mesela yine anneler söylüyorlar, işte ek gıdayı hocam ben geçirdim, katı gıdayı yiyemiyordu, ben öğrettim diyen anneleri, anne babaları hatırlıyorum. Bu süreçte de eminim ki onlara işte duygularınızı ifade ederek, bu rutinler konusunda yeniden günü planlayarak, belki 20 gün geçti, umarım çok uzun sürmeyecek, ama bu yeni rutin konusunda da sizler çocukların yaşamında ne tür düzenlemeler yapabileceğiniz konusunda etkili olacaksınız diye düşünüyorum. Bu konuda her zaman anne babalara güvenim sonsuz. Yeter ki bu öneriler, okumuş olduğunuz öneriler, bizlerin vermiş olduğu önerileri hayata geçirip bir an evvel başlamak önemli. Belki burası gerçekten önemli bir nokta. Başlamak bir an evvel. Çünkü çocukların gelişimi hiçbir zaman durmuyor. Bir gün bile durmuyor. Yaşam devam ediyor onlar için. Evde ya da okulda gidemedikleri dönemde hasta oluyor. Yaşam devam ediyor. Bu öğrenme fırsatı ne kadar mümkün olursa, ne kadar çok biz onlar için düzenli, organize bir ortam hazırlayabilirsek, bu ortamlardan da o kadar çok yararlanacaklar diye düşünüyorum. Evet, bunun dördüncü soru, bununla da ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Peki çocuklarımız için yapacağımız etkinlikler neler olmalı diyorsunuz? Son soru, buradan itibaren de daha çok bugünkü bahsetmesi istediğim oyunlarla öğrenme üzerine daha fazla duracağım. Doğrudan hani şu oyunu yapalım diye tek tek size bir oyun ismi evet vereceğim, öneriler söyleyeceğim. Ama özellikle az önce bahsettiğim gibi bir an evvel günlük programımız içinde çocuklarla öğrenme etkinliklerinin dışında da oyun etkinlikleri yerleştirelim mümkün olduğunca. Günde bir, iki. Bu arada tabii annelere
Çok iş düşüyor. Onun da farkındayım gerçekten. Belki aile içinde böyle bir organizasyon yaparak belli saatlerde işte abla, abi varsa eğer onlar da çocuklarla minik farklı oyunlar oynayabilirler. Birlikte oynayabilecekleri, daha çok keyif alacakları. İşte akşam eşler geldiği zaman onlarla belki topluca yine farklı oyunlar olabilir. Bu anneleri de rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ve çocuğun daha fazla oyun içinde vakit geçirmesine yardımcı olacak bir planlama diye önerim bu şekilde olabilir. Peki şimdi şöyle başlayalım. Hangi oyunu oynarsanız oyun, çocukla keyifli zaman geçirmek çok önemli, bunu unutmayalım. Evet, oyunlar öğrenme zamanlarıdır. Çocukların en iyi öğrenme ortamları oyunlardır diyoruz. Ama oyunların keyif alınacak, yani keyif içinde yürütülmesi gerektiğini de unutmayın. Hepimiz çocuk olduk ve bu oyunun içinde çocukların ne kadar keyifli oldukları zaman daha fazla işin içine katıldıklarını, aktif olduklarını görüyoruz. Bizzat kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli oyunlarda. Tabii bununla birlikte göreve dönüşmesin. Yani öğrenme dediğimiz zaman, oyunlarla öğrenme dediğimiz zaman oyunlar içinde evet bir şey didaktik öğretimine, işte şunu öğrensin, bunu öğrensin, şunu söylemeyi. Bu dönem için bu kadar didaktik olmayalım. Evet, biz oyunların içine pek çok şeyi yerleştirebiliyoruz, gömebiliyoruz, bunları izliyoruz, takip edebiliyoruz. Ama bu dönemde oyunların içinde daha çok özellikle ekrandan uzaklaşmaları adına oyunlarda aile bireyleriyle birlikte keyif alacağınız saatleri oluşturmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Siz de eğlenin, keyif alın ve çocuklarla birlikte olun diyorum bu süreçte. Peki önemli neler var oyunda? Şundan bahsedelim. Siz önemli bir aktörsünüz. Evet, oyunları düzenlerken de sizin organize etmeniz önemli tabii ki. Ama çocuklarla birlikte bu konuda karar verin. Ne tür oyuncu? İyi gözlemleyin. Anne babaların belki de en güçlü tarafının bu olduğunu düşünüyorum. Zaman açısından, mekan açısından en yakınındaki kişisiniz ve her anı biliyorsunuz çocuklarınızı. Bu süreçte neye ilgileri var, nelerden hoşlanıyorlar? Onların ilgilendiği, hoşlandığı şeylerden başlamak önemli. Bu oyunlar içinde olacaktır. Materyaller olabilir, oyuncakları olabilir. Bu oyuncakları, bir izlediğimiz, gözlediğimiz oyuncakları çocuğun yaşamında nasıl oyun içinde yerleştirebiliriz? Onlardan ne tür oyunlar yapabiliriz? Bunları belki düşünmek önemli. Yani oyun evet çocuklar için ama siz etkili aktörsünüz. Bunu unutmayın. Organize etmekte, oyunları sunmakta alternatif sunabilirsiniz çocuklara. İki tane oyun. Bu oyunlar hangisini oynayalım gibi. Bu da çok değerli bir öğrenme olacaktır. Bir de yine evet sizin yapacağınız, sizden beklediğimiz bir şey, dikkatini sağlamak önemli çocukların. Bir şeye nasıl derse başlarken evet bak derse başlıyoruz deyip dikkatini topluyorsunuz, materyalleri önüne yerleştiriyorsunuz, sorularınızı soruyorsunuz, nasıl bir yol izleyeceğiz. Oyunlar için de aynı şeyler geçerli. Ama dediğim gibi çok da böyle didaktik, öğretici olmadan oyun nasıl başlayacak, nasıl sürecek ve ne zaman sonlanacak, bunu başta çocuklarla planlamak önemli. Bu süreyi dediğim gibi bir rutini izleyebilirsiniz. Zamanı biliyorsa çocuklar, zamanı izlemeleri için işte 10 dakika, 15 dakika gibi bir plan kurabilirsiniz. Daha kısa süresi, dikkat süresi olan, daha kısa süreli oyun içine kalan çocuklar için süreyi siz kısaltabilirsiniz. Ama dikkatin süresini de arttırmak istediğimiz bir şey. O yüzden başlattığı etkinliği sürdürebilmesi için yine ilgilendiği nesneler, sevdiği oyuncaklar ve etkileşimi sağlayarak sürdürebilmemiz önemli çocuklarla. Bu yüzden bu ikisi için özellikle organizasyon sizlerde bu konuda dikkatli olmanız bence çok önemli. Bunun dışında materyaller çok önemli yine çocuklar için. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Yeniden ekstra sizden materyaller bulmanızı istemiyoruz. Etrafınızda olan her şey sizin için en doğal materyaller. Onlardan yola çıkın. Mutfaktaki materyaller, salonunuzdaki materyaller, eşyalar, çocuğunuzun odasındaki oyuncaklar. Her şey şu an için oyunda kullanabileceğiniz materyaller olabilir.
ve oyundaki özellikle oyuncakları materyal çeşitlendirin. Bunlarla ilgili bir iki dediğim gibi işte mutfaktaki araç gereçler olabilir. Bunları nasıl kullanabilirsiniz? Bir evcilik köşesi, evcilik oynadığınızda gerçek materyaller çocuklara zarar vermeyecek. İşte tahta kaşıklarımız, işte plastik kepçelerimiz gibi gerçek materyalleri evcilik köşesine entegre etmeye çalışalım. Bu hem çocukları şaşırtacaktır. Oyuncağın dışında da gerçek orijinal nesneyi kullanmak keyif verecektir onlara. Bu anlamda materyalde de değişiklik yapabiliriz. Gerçek nesneler kullanabiliriz. İşte küçük değil ama daha büyük nesneleri kullanabiliriz çocuklarla. Bu hem şaşırmalarını hem ilgilerini arttıracaktır. Şaşırmak ilgisini arttıracaktır bu materyalleri. Bu da çocukların daha fazla oyuna katılmasını, ilgilenmesini sağlayacaktır. Bildiği nesnelerin dışına çıkmak, biraz daha oyunu belki değiştirmek daha cazip hale getirecektir diye düşünüyorum çocuklarla oynarken özellikle. Bunun dışında çocuklarla özellikle oyun içinde, oyunlarımız içinde oynarken onların seviyesinde olmak, yani göz kontağı kuracağımız bir seviyede oyunların içine katılıyorsak eğer, birlikte olmak, bu basitleştirmek kullanacağımız sözcükleri ve keyifli hale getirerek oyunu düzenlemek ve nasıl başlatacağımızı, sürmesi için neler yapacağımızı bahsetmek ve ne zaman biteceğini, bittikten sonra ne yapacağımızı da açıklamak yine bizlerin yapması gereken bir görev diye düşünüyorum. Bunun dışında yapabileceklerimiz arasında şimdi bir evcilik köşesi olabilir dedim. Yeniden çok farklı oyunlara gerek yok. Çocukların sevdikleri oyunlar ama materyallerini değiştirelim. Oyunda katılacağımız kişi kardeşler, siz katılın, babalar katılabilir. Aile bireyleriyle belki biri birkaçı, bazen topluca birlikte oynayacağımız oyunlar oluşturabiliriz. Evet, hareketli oyunlara da ihtiyaçları var. Mesela saklambaç diyeceğim. Belki evler çok müsait değilse mekanlar, ama yine de çocukların hareket etmelerini sağlayacak, işte koşmalarını, aramalarını sağlayacak bir saklambaç oyunu da çocuklar için bu dönemde kullanılacak keyifli bir şey olabilir. Eğer bunu oynamıyorsunuz veya hoşlanmıyorsa oyunun içinde bir düzenleme, bir uyarlama yapabiliriz. Nesne saklayabilirsiniz evin içinde. Önce sadece bir odadakini, yine çocuğumuzun öğrenme becerisine bağlı olarak, yaşına bağlı olarak ondan bekleyebileceğimiz bir düzeyde önce göreceği alandaki bir nesneyi saklayabiliriz. Daha sonra evin oturduğumuz salonun, oturma odamızın içindeki bir nesneyi saklayabiliriz ve bunu bulmak konusunda bir saklambaç oyunu geliştirebiliriz. Bu da onların daha böyle keyif alacağı bir saklambaçta da ebe olma sırası, öncelikle biz olabiliriz, model olabiliriz, sonra sırasıyla çocukların bunu sizin model olduğunuz davranışları taklit etmesini sağlayabilirsiniz. Ve başarılarını mutlaka pekiştirelim, bunu unutmayalım. Buldukları zaman, sobeledikleri zaman, evcilik köşesinde söyledikleri etkinliklerde, bizzat başlattıkları etkinlikler çok önemli. Bunlar sırasında çocukların başarılarını lütfen destekleyelim. Tabii evdeki oyuncaklar da kullanılabilir bununla ilgili. Materyaller dediğim gibi değiştirilebilir. Siz kendiniz küçük materyaller yapabilirsiniz. Mesela hareketli oyunlar için evet, işte saklambaç gibi olabilir dedim. Minderleri, yastıkları koyup üst üste onların üzerinden atlama yapabilirsiniz. Daha büyük, daha hareketli çocuklarımız için. Ama çocuklar çok hareketli deyip sürekli hareketli oyunlara değil, farklı alternatifleri de çocuklara göstermemiz lazım. Mesela duyu oyunları, görmediği halde nesneleri tanımakla ilgili. Şöyle iki tane yastık kılıfı alın, evimizdeki yastık kılıfı. İkisinin içine de ikişer tane, önce az materyaller koyalım. İkisinin içine de iki tane, ikişer tane aynı materyalden koyalım. Mesela birisi bir kalem, bir yastık kılıfının içindeki, bir kurşun kalem, bir de silgi. Diğer yastık kılıfının içine de aynı şekilde bir kalem, bir silgi. Çocuğa diyelim ki sadece önce sağ elini ya da elinin herhangi bir elini yastık kılıfının içine, ama görmeyecek, ağzı kapalı. Bir tanesini seçtiğin, çıkarmadan nesneyi tarif etmesini size isteyin. İsmini söyleyebilir,
sadece bir özelliğini söyleyebilir. Bunu söylüyorsa bizim için yeterli. Yani ne olduğunu fark iki nesneden birini ayırt ettiğini gösteriyorsa bizim için yeterli. Sonra diğer elini diğer yastık kılıf içine solmasını sokarak benzer nesneyi, eş nesneyi bulmasını, ikisini bulduğu zaman emin misin, aynısını buldun mu deyip çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Doğru nesneyi buluyorsa pekiştirebiliriz çocuğu. Aferin, ne güzel eşini buldun, benzerini buldun demek hem keyif alacağı ve dediğimiz gibi keyif almasını sağlamak önemli. Beklemesi önemli. Heyecan ulaştırmak çocukları önemli. Heyecan içinde olmaları önemli. Tabii bizler bu konuda bu çocuklarımıza örnek olarak, model olarak keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Peki çok basit şeyler ama bulacak mısın? Galiba buluyorsun. İşte özelliğini buldun, sert olanı buldun gibi özellikleri konusunda ipuçları verirsek çocuğu daha sürmesi konusunda, başlattığımız bu oyunun sürmesi konusunda da verdiğimiz ipuçları, verdiğimiz geri bildirimler etkili olacak diye düşünüyorum. Nesne sayısını mesela arttırabilirsiniz böyle bir oyunun içinde. Çocuklar buna da devam edebilirler. Evet, sonunda sakin oyunlar için bu olabilir. Yine materyalleri değiştirin dedim. İşte legolarla oynuyorlar. Belki çok küçük çocuklar için değil ama biraz daha yine de el göz koordinasyonu için, el göz uyumu için, işbirliği için değişik materyallerle ailelerin yaptıkları zaman da memnun kaldığını bildiğim bir etkinlik. Akşamdan nohutları ıslatın soğuk suda. Ertesi gün iyice süzün, kurusunlar. Sadece kürdana ihtiyacınız var. Tabii kürdan için özellikle diyorum. Güvenlik tedbirleri çok önemli. Özellikle bu süreçte sevgili anne babalar. Çocuklarınızın tüm oyunlarına lütfen katılın. İşte kuru yemiş olabilir, işte burnuna kaçırabilir, kulağına kaçırabilir. Özellikle böyle hastanelerin yoğun olduğu ve tedbirli dikkatli olmamız gereken bu dönemde bunları meydana gelmemesi için oyunlarında çocukları gözleyelim ve her an onların yanında olmaya gayret edelim. En azından biz olmadığımız zaman aile bireyleriyle bu işi paylaşarak çocukların güvenlik konusunda da önlemlerimizi alalım. Evet, nohutları, kürdanı çocuklar eğer size katılabiliyorlarsa, yönergelerinizi dinleyebiliyorlarsa ortaya koyabilirsiniz nohutları. Bir tane kürdan alıp nohutun küçük çünkü ama ıslandığı için geceden daha yumuşak batırıyorsunuz. Bununla birlikte diğer ucuna da tekrar aynı şekilde büyük bloklar inşa edebiliyorlar. Ev yapabilirler, üçgenler yapabilirler, piramitler yapabilirler. Keyif alacakları bir etkinlik olabilir. Eğer yiyecekler bunları yiyorlar, yerler hocam diyorsanız tek tek kullanabilirsiniz. Bir tane nohut, bir tane kürdan verip bunun birleştirmesini nasıl yapacaklar? Bunlarla küçük kaslarına yönelik dikkat de gerektiren böyle bir oyunu da birlikte çocuğunuza yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine bizim çocukluğumuzda da böyle çok keyif aldığımız bir etkinlik diye düşünüyorum. Aileler de zaman zaman bunu söylüyorlar. Çadır yapabiliriz evimizin içinde. İşte sandalye, masanın altı bile olabilir. Ya da işte koltukların aralarını biraz daha açarak işte büyük çarşaflar, örtülerle altına girip çocuklarla işte bir çadır oluşturabilirsiniz. Burada birlikte olabilirsiniz. Kardeşleri girebilir, siz de girebilirsiniz. Belki yakın temasta olacak bir şey ama bu işte bir arada olmak, bir ortamı paylaşmak, farklı bir ortam. Evin içindeyiz ama çocuk için daha keyif alacağı, daha farklı materyallerini de oraya yerleştireceği, belki işte etkileşime başlatabileceğimiz bir oyun da olabilir diye düşünüyorum. Bu arada bir de yine son belki birkaç tane söyleyeceğim önerilerimden. Çevremizle de tabii duyarlı olacağız dedik. Çocuklar farkında dediniz her şeyin. En sık gelen işte doktorların çalıştığı güven ortamı önemli. Güvende olmaları önemli. Sizinlerin yanındalar zaten. Bu en güvenli ortamlardan, en güvenli ortam tabii ki ev ortamları. Ama
Belki şu anda daha aktif olan işte kargolar çalışıyor. Evde belki böyle bir kargo, küçük kargo oyunu oluşturabilirsiniz çocuklara. Aldığınız evdeki materyallerinizi işte babaya götürmek, istekte bulunmak gibi minik bir kargo oyunu da çocuğu daha aktif olacağı, bir mesleği deneyeceği, bir rolü deneyeceği böyle bir oyunun içinde de bir araya getirecektir. Yeni öğrenmelere fırsat verecektir böyle bir şey. İşte kapıyı çalmak, nesneyi teslim etmek gibi basit görevleri konusunda da çocuğumuza ipuçları vererek bunu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında yine söylediğiniz oyunlarla ilgili keyif almaları önemli. Son olarak söyleyeceğim. Taklit oyunları tabii ki olabilir. Tabii işlevsel olması önemli. Yeni bir beceri öğreteceğim, yeni bir şey öğreteceğim, yeni bir hayvan sesi öğreteceğim deyip kendinize kaygılandırmayın yeni bir şey öğrenmedi deyip. Yeni bir şey öğrenmesi tabii ki önemli, isteriz ama bugüne kadar zaten eğitimin içindeydi öğrencilerimiz, çocuklarınız. Bu yüzden öğretmenleriyle de irtibattasınız zaten. Öğretmenleriyle birlikte, işbirliği içinde şu anda devam ettikleri, öğrendikleri etkinlikleri tekrar edebilirsiniz. Daha önce öğrendikleri yine nesneleri tekrar, nesne sesleri, hayvan sesleri, bunları tekrar edebilirsiniz. Ev içinde şu anda var olan etkinlikler üzerinden devam edebilirsiniz. Günümüz içinde tekrarlayanlar zaten çocuklar için en iyi öğrenme fırsatları. İşte yemekten sonra el yıkamak, diş fırçalamak, uyku zamanı yatağına gidiyorsa hikaye okumak. Hikaye okurken bildiğimiz hikayeler olabilir. Çok elinizde fazla olmayabilir etkinlikler ya da hikayeler. Ama şöyle yapabilirsiniz. Okuduğunuz hikayelerdeki kahramanların yüz ifadelerine bakabilirsiniz. Bu yüz ifadelerinin ne anlama geldiği üzerine konuşabilirsiniz. Mesela çok basit, mutlu, şaşkın, kızgın gibi duygularını ifade edici hikayelerdeki kahramanların duyguları üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Hep eski bildiğiniz bir hikayedir veya çocuklarınız biliyordur hikayeyi. Ama yeni bir bakış açısıyla kahramanların yüz ifadelerine ilişkin yeni bir öğrenme ortamı oluşturabilirsiniz çocuklar için. Kahramanları gördükten sonra siz model olabilirsiniz. Çocuktan model olmasını isteyebilirsiniz. Ve bunun işte uyku saati olabilir veya daha önceki gün içinde yaptığınız bir etkinlik olabilir. Ve düşünün, uyku saatinde bile yapmış olsanız her akşam bunu tekrar etme fırsatınız olacak. Bu tekrarlarla çocuklar öğreniyorlar. En iyi öğrenmelerde hem gününün içinde, doğal rutini içinde, uyku saatinde öğrenmelerine fırsat vereceğiniz ve sizin de öğrenmesine katkı sağlayacağınız bir beceriyi de öğretmiş olursunuz. Ama dediğim gibi mutlaka bir beceriyi yeniden öğretmek değil, tekrarlamak, daha akıcı hale gelmesini sağlamak oyunlar içinde mümkün olacaktır. Ve her an evde bulacağınız materyaller sizin oyunları geliştirmeniz için çok da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Oyunla ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Eminim keyifli saatler geçireceksiniz çocuklarımızla. Keyifli saatler zaten geçiriyorsunuz. Belki biraz daha dediğim gibi oyunun materyallerini çeşitlendirerek, belki uyarlamalar yaparak, onların nelerden hoşlandığını, hoşlandığı nesnelere, oyunlara, etkinliklere odaklanarak daha keyifli oyun saatleri de oluşturacaksınız diye düşünüyorum. Bir de son olarak özel eğitim uygulama araştırma merkezimizi sormuşsunuz. Biz 3 yıl Büyükşehir Belediyesi ile bir işbirliği şekli bir Emek Mahallesi'ndeki merkezimizde ailelerle tanışmıştık, siz anne babalarla. 2019 Haziran ayında bu uygulamayı biz sonlandırıldı. Ve üniversitemizde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsümüz içinde özel eğitim uygulama araştırma merkezimizi yeniden açtık. Özel eğitim bölümümüzle birlikte ayrı bir binada hizmet veriyoruz. Sadece açılışını yapmadık. Değerlendirmelerimizi ve eğitimlerimizi devam ediyoruz.
Bu konuda belki de bunu da paylaşmak isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ki keyifli saatler geçirirsiniz oyunlar içinde çocuklarla birlikte. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.